Ama hala kalkmış bana 4250'yi savunuyor. Cebinde 3 lira yok. Kalkmış ayda 88 bin resmi maaş, gayri resmi de kendi günahı boynuna. Diyor ki porsiyonları küçülttün. Lan küçülte küçülte tabakta porsiyon kalmadı. Sadece tabaklar baş başa kaldı. Hani boş tabağı çatığa batıracağız. Aşk ağlatır, dert söyletir. Vatandaş konuşsun. Bana çok dikkatli bakma. Buraya bak. Şimdi siz de konuşuyorsunuz. Mutfak. Şimdi mutfak. Yanlış konuşuyor mu dedim. Ne bakıyorsun? Doğru söylüyor. Doğru bir şeyle konuştu. Hem gerek yok. Çavrınıza gerek yok beyefendi. Tamam doğru bir şey anlatıyor. Tamam siz de konuşabilirsiniz. Siz de şimdi ablacığım. Çok dikkatli bakıyorsun. Bak bu bile neyi gösteriyor bizde? Artık milletin sinirleri had safhada. Uç noktaya gelmiş. Allah'a emanet. Burada insanlar birbirine düşünüyor. Evet. Ben mi söylüyorum? Senin mi ağrılandı abi? Hadi abi siz de bir daha alın. Kapı açık ama git başka birisi. Bilmiyorum ne yapın abi. Bak konuşun. İnsanlara cinsin, sunular sunuyoruz. Birbirlerine bir şey söyleyeyim mi size? Birbirine zarar veriyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Kardeşim ben sizin bilmiyor musunuz? Gündeminde olduğunu bilmiyor musunuz? Tamam. Yapmayın ya. Ne olurum ama. Anladım. Tamam abi doğruyu bilmiyorum. Anladım doğruyu bir şey yapıyorsun. Ne yapayım? Sağlıklı karşılıyorsun. Gelin benim ben çıkartayım. Ben gelin çıkarın ya. Bana böyle davranamazsın. Bu benim işim. Günah kardeşim. Günah düşünüyorum. Ya o konuşuyor. Sen oluyorsun. Nasıl oluyorsun? Doğru söylüyorum. Ben şu beyefendiyle konuşuyorum. Sen çıkmıyor. Ben bir kişiyle konuşuyorum. O 10 dakikada bir kişiyle konuşuyorum. Ayıp dünyada mı yaşıyorsun? Ayıp dünyada mı yaşıyorsun? Anam desin de git amca. Ben bir kişi öyleyiz. Millet içini döksün. Şu meydan var ya. Tamam. Millet biz böyle çıkmıyor. Meydanda şey yaparsanız. Sen kim var? Sadece bir kişiye mikrofonu satıyor. Hanımefendi senin kullandığın telaffuzlar ve insanı birbirine düşürür. Ne dedim duydun mu? Beni ilgilendirmiyor. Konu da beni ilgilendirmiyor. O zaman senin dediğin telaffuz diyemezsin. Duydun mu beni? Kardeşim ben insan olarak insanların birbirine düşmesini istemiyorum. Bir doğru yüzünden kavga etmesini istemiyorum. Sen buna sebep oluyorsun. İkinci kişiye mikrofonu vermedin. Kavga çıkmasın diye. Seni şimdi atmaz. Bak bu da buradan iş başında. Çekin indir. Ne yapıyorsun? Hayır cümlemi tutmuyorsunuz diye. Cümlemi tutmadan üstüne geliyorsunuz beyefendi. Ya birinin istediği biri çekersin. Ben sana ne yapıyorsun diyorum. Sen hala aşağıya bak. Ulan benim nedeni anlamıyor musun? Sağır mısın? İndir Kur'an'ın nedeni anlayayım. Kamile bak. Sen bir saniye. Kabul edersin ki seni çekebiliriz miyim? Öyle çekersin. Gayet çok. Bırak. Bırak. Git. Tamam çek. Git. Beyefendi. İşine bakın. İşine de bakın. Hemşerim sen de çekme bunu. Niye çek? İşimi yapıyorum. Ne iş adam? Tamam ben şimdi şikayetçi olacağım arkadaşlar. Bak polis gelir buraya sizi suçlu görür. Bak ben size söyleyeyim ya. Ben işimi yapıyorum. Tamam işimi yapıyorum. İşimi yapabilirim. Sakin ol kardeşim. Beyefendi bana saldırıyor. Saldırmıyor. Niye çekiyorsun? Saldırıyor. Tamam abi özür dilerim. Ben işimi yapıyorum. İşimi yapmıyor muyum? Tamam. Ablacığım izin vermeden çekemez. Ablacığım özür dilerim. Ben seni özür diliyorum abi. Kimden izin alacak? Size mi alacak? Size mi alacak? Beyefendi biz burada esnafız. Size mi alacak? Esnaf ne olabilirse geçin. Allah rica ediyorum size. Tamam ben geçeyim. Hayır özür dilerim. Hayır onunla ben bir şey yapayım. Herkes gergin. Allah Allah. Bak lütfen. Sen abi geç şu insan arkadaşına. Ya tamam gideriz. Abi tamam gel beraber ben de geliyorum. Buyurun ben de geliyorum. İnsanların sıkıntıları var. Ama orada da aynı şey. Tamam yok. Allah Allah. Beyefendi 2 metre sola gidince ekonomi kriz bitmiyor. Bitmiyor zaten. Herkes doğruyu biliyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Soru önetir. Tamam mı? Tamam. Alır veya almaz tamam. Giderler. Tamam kimse karışamaz. Yok vatandaşa bir şey değil. Kimse bir şey bak sana diyor. Soru yönetir. Sen alırsın veya almazsın. Biter. Ben burada insanım. Geç abi ya. Tamam taraftayım. Rica ediyorum. Kavga etmesine sebep olsun. Kavga çıkıyor kardeşim. Abi sen konuyu bilmiyorsun. Abi çok beğeniyor. Tamam. Biri yiyor. Biri hamuslu insan var. Biri hamuslu. Şuradan git bak dayak yiyeceksin. Git beni öğretme. Kardeşim sen de geç abi. Aynen öyle. Ben niye çektim? Bizimkileri çek ya. Halk konuşacak ya. Konuşacak tabii ya Allah Allah. Halk konuşacak Allah Allah. Yok yok sıkıntı yok. Yok yani ya. Sen beğenmezsin. Hele bir konuşma. Nedir o oyunlar? Ne ya? Bunu yayınlamazsan bile bir hakkım helal değil. Yok yok sen merak etme. Sen öyle ama şimdi. Ne gerek var? Yayınlamazsanız hakkım helal değildir abi. Gel burada sorun var. Hayır sen burada sizi çıkartmasan o öyle olacak. Çek çek bizi çek. Çek. Ya niye?
Halk ne düşünüyorsunuz olanlarla ilgili? Ya olanlarla ne düşüneceğim he canım benim? Yani siz de bir insansınız. Halkın sesini duyuracağız. Bu halk sesini duyurmazsa ne olacak bu ekonomi? Geçen markete gidiyorum. Soğana bak ya, yeşil soğan. 6 milyon olmuş biliyorsun. Ne abi? 6 milyon. 6 milyon. 6 milyon olsa ben alacağım. Kuru soğan 6 milyon. Ya diyor ki 15-20 bin. Biz şeyi bir demeti kaç para dedim sordum, abla oraya bak dedi. E baktım dedim 28 lira. Evet. Ya bir sap soğan, yeşil soğan dedim 28 lira. E bu halk akıllanmazsa, bu soğanı da almaya devam ederse soğan düşer mi? E markete bakıyorum. Markette yığılmış, yazık günah omuzlara yazık ya. Çöpte. Ekmekler çöpte. He bir de ne? Halk ekmeği 2 lira olmuş. Canım benim. Halk 2 lira olmuş. Ne yapsın 2 lira olmasa? Ne yapacak o? 2 lira olacak da abi. Halk da biraz düzene girecek. Yani millet sesini çıkarmazsa, millet bir şeyler demezse zorbalanan iş olmaz ki ya. Şuradaki yaptığı şey ne kadar ayıptı ya. Sen halk mısın? Yazık günah size de. Ya sizler de yani insanlara sesinizi duyurmak için uğraşıyorsunuz öyle değil mi? Öyle değil mi? Az sigara olmuş 25 lira. Aşıncı sigara aldık 25 lira. Diyor ki yarın da zam gelecek. İyi dedim. Yani güzel. Mikrofona kimse zorla konuşmuyor ki. Yok canım bu mikrofon bana uzatıldıysa ben konuşacağım yani. Niye konuşmayayım? Müdahale etmenin bir anlamı yok ki burada yani. Ama öyle zorbalığından ona yumruk atmayla sen beni çekemezsin demeyle senin hakkın yok ki. Sen beni çekemezsin demeyle. E demek ki senin durumun çok iyi, yağlısın, ballısın. Ta onun için çekmiyorum diyorsun. Yani konuşacak halk ya. Niye duruyorsunuz ki? Niye bakıyorsun? Halk konuşacak. Ben kanser tedavisi görüyorum. Ben 20 yıldır AKP'ye oy vermedim. Abu sever AKP'ye oy vereceğim. Daha da perişan olsun insanlar. Sen hadi bana gel. Ah canım benim. AKP. Görüntü yapma da fikrini söyle. Hayır, kesinlikle. Fikrini söyle. Kesinlikle. Konuşmakta zarar gelmez. Tabii doğru söylüyorsun. Ben... Eğer birbirimize tahammülümüz varsa, birbirimize saygı duyuyorsak ve bireysel olarak, toplumsal olarak ileri düşünüyorsak herkes herkese saygı göstermelidir. Ben memnun değilim. Birincisi, ben ikincisi, tepki olarak da vermeyi düşünüyorum. Bu başka bir şey var mı? İkincisi. Şimdi ben tekstilciyim. Tamam. Benim durumum da fena değil. Açık tamam. Söyleyeyim. Belki de bu artık modalaşmış sadece telefonu çıkar diye o kavram da var ya, o kadar dar görüşlü bir şey ki, o kadar yani küçük düşünülmüş bir şeydir. Evet. Ben şuna kızarım. Avrupa'daki gelişmiş ülkelerde euro dolar bazındaki benim en 1 TL'm ya da onların 1 TL'si 1 eurosu benim 17 liramdır. Benim zoruma gider. Birincisi hiç fark etmiyor. Bütün siyasi meclisteki ve bütün siyasi görüşler için de geçerlidir. Şöyle yapmaları lazım. Kendi kendilerine demeleri lazım ki niye benim bu kadar değerim sıfıra iniyor? Değersizleşiyorum. Hepimiz değersizleşiyoruz. Neden? Neden? Bak. Saman yiyor, saman. Bak şöyle ki. Benim zoruma o gider. Ben gelişmiş insanlarla, gelişmiş ülkelerle rekabete girmek istiyorum. Yani dolarla, euroyla, daha gelişmiş ülkelerle rekabete girmek istiyorum. Tekstil bazında olsun, sanayi olsun vesaire vesaire. Şimdi benim çok zoruma gidiyor. Yani adam benden çok mu akıllı değil. Bende çok mu yakışıklı o da değil. Niye 1 lirası yani 1 doları, 1 eurosu benim 17 liramdır? Birincisi. İkincisi biz birbirimize tahammül etmemiz lazım. Birbirimizin görüşüne, rengine, düşüncesine... Saygı duymadım. Duyarsa bu ters iştir. Yani bak herkes herkese saygı duymak zorunda. Bana bir sorun var, benim işim var da. Senin sana sorun şöyle. Sen fikrini söyledin. Evet. Tamam mı? Sen o görüş, senin görüşün odur. Sen istesen de değiştiremem. Sen değişmedin müddetçe kimse seni zorla değiştiremez. Ama bak gelişmiş insanlarla, gelişmiş ülkelerle rekabete girin. Bak. Çok gelişmiş, daha gelişmiş hocam, insanlarla, ülkelerle yani. Rekabete girin. Bak siyasi yani. ayrı bir faktördür. Evet. Bak siyasi görüşlerin herkesin bir takım tutar ya, gibi olmasın. Çünkü bu saygı durmak zorunda. Bak ben ne yaptım? Zorbalık yaptım. Biz onları oraya göndermişiz. Çekiyor. Onlar çeken insana dinlemeli. Zorbalık yaptı. Ben uzaktaydım. Bak, evet. Yani uzaktaydım. Eczaneye girecektim. Ve onlar da eczaneye girmeden müdahale etmek istedim. Neden? Halk bir şeye müdahale etmezse o insan neden beni ezdirir? Çünkü ben halkım.
Sen burada işini yapıyorsun. Ama o insan da orada zorbalık yapıyor. Sana yumruk sana yumruk vuruyor. Olmaz. Halk, bak ben sana bir örnek vereyim, ben gideceğim kızım. Milleti bu ara soktu işte. Bak. Ben şu ilacım. Çek şuraya, geç. Bir saniye. Şu ilacıma. Sal. Biraz buraya gel abi. Sal onu. Sana alayım. SSK'ya gittim. Randevu alamıyor. Bu ilacı da annem. Bacakları ağrıyor. Ama özele gidemiyorum. Onun için bütün halkımızın ne olur herkesin kendisine saygı olsun. Bağırma, bağırma. Sen niye bağırıyorsun? Bağırma. Sakin ol, sakin ol. Hiç kimse kimseye haksızlık yapmasın. Yalan söylüyor. Saygı duy. Yalan söylüyor. Tamam. Yalan tamam söylüyor. Abla bitiriyorum. Birlik olursa tamam. Her şey daha çok güzel olur. Yalan söylüyor. Tamam, teşekkür ederiz.